Evet sevgili arkadaşlar, yine aktif pedalın bir bisikletini didik didik incelemeye geldim. Ama bu sefer bisiklet değil, bugün bebekleri konu alıyoruz abi. Çocuk taşıma koltuğundayız. Ben eskiden böyle bisikletle giderken şu ön tarafa oturtturduk insanları böyle. Evet. Ya da buraya ayaklarını böyle basıp giderlerdi. O tehlikeli, yapmayın. Aktif yapmıyoruz. Evet, yapmıyoruz. Koltuk alıyoruz. Çocukları taşıma koltuğu diye bir koltuk üretilmiş. Bu markanın kendi ürünü mü peki? Specialized'ın ürünü değil. Sadece OK Baby'de İtalyan marka. Ha, yine İtalyan. Evet. Birçok markanın da kendi çocuk koltukları var. Benim en merak ettiğim konulardan bir tanesi şu. Bu koltuk her bisiklete uyumlu mu? İki tip bisiklet koltuğu var. Bir tanesi buradaki gibi bagajın üzerine monte edilebilen taşıyıcılar var. Bir de kadronun burada mesafesi yeterli olduğu süre içerisinde buraya bir aparat takıyoruz. Buradan bu tarafa doğru bir demir geliyor. Demiri oturtuyoruz. Bu çocuk koltuğu bagajı olmayan bisikletlerde havada kalıyor. İstediğin zaman basıp çıkartıp sökebiliyorsunuz. Anladım. Peki bu taşıma koltuğu kaç kilograma kadar oluyor? Maksimum 20 kiloya kadar taşıyor. Yani bu ne demek? İşte 4 yaşında, 5 yaşında bir çocuk. Zaten ondan sonra yani buradan indiği zaman bisiklet almak doğru olur. He, bizimki 2 yaşından beri, 3 yaşından beri bir tane Taytay diye bir bisikleti var. Pedalları yok ve her görünen yerde kıpkırmızı zaten. Cayır cayır yanıyor. O bisikleti kullanıyor. Ben buna hiç daha oturduğunu görmedim. Biz bisikleti binerken orada dibimizde geliyordu. Peki abi bunların güvenlik standartları diye bir şey var mı? Tabii ki. Güvenlik standartlarını almış bir çocuk koltuğu bu. Tabii ki sonuçta sertleştirmiş bir plastik ama güvenlik standartları var. İtalyanlar bu konuya da çok büyük önem veriyorlar. Şöyle ben bu şu anda monte edilmemiş durumda. Evet. Göstereyim. Şöyle. Foto çek. İki çeşit koltuk var dedin. Evet. Bir tanesi bagaj üstü, bir tanesi de şuradaki... Kadronun orta bölümüne takılabilen, bir de bagaj üstüne takabilen iki tane tip var. Bu onlardan biri. Evet, bu kadroya takılabilen noktada. Bastığınız zaman çıkartabiliyorsunuz. Peki burada arkadaşlar şöyle iki tane... Emniyet mandalı. Emniyet mandalı var. Yani hem buradan hem de arkadan bastığınız zaman çıkan bir sistem. Çocuk kendini kurcalarken şeyi çıkartmasın, emniyet kayışını çıkartmasın diye. Aynen. Öyle kolay kolay da sökebileceğiniz bir şey değil. Evet. Babası ve annesi aynı anda basıp çıkartabiliyor. Bu da çocuğun. Ayaklar için de aynı şekilde. Ayaklar için de boyuna göre ayarlıyorsunuz. Çocuğunuzun boyuna göre. Bu aşağı yukarıya doğru gidebiliyor. Aynen. Bunlar da ince daralabiliyor. Peki bu arkadaşların fiyat ortalamaları nedir? 75 dolardan başlıyor. Hadi be. Evet. Tamam. Yani hiç o kadar ucuz beklemiyordum biliyor musun? Gerçekten doğru söylüyorum şu an. En ekonomik modeli o. Bu. Elinde şu anda tuttum. Yani bunlardan 75 dolar, 75 dolar civarında bir rakam alıyorsunuz. Yaklaşık 4-5 yaşına kadar da rahatlıkla kullanabiliyor. Zaten çocuk 20 kiloya gelmeden önce baba artık bana bir bisiklet al diyor. Gidip bizimki 3 yaşında başlamıştı bu işe. Peki abi bununla turing yapılabilir mi? Yapanlar gördüm ben herhalde. Biraz dolaşabiliyorlar yani. Yapılabilir. Tabii burada annesinin veya babasının bisiklet sürüş tekniğine bağlı. Yani ne kadar kontrol iyiyse o kadar uzun kilometre yapabilir. Bir de bunların şeyleri var değil mi? Sepetli olanları var. Sepetli olanları... Böyle bagaj gibi, port bagaj gibi. Arkasında bisikletin arkasına takılıyor. Onun da kendi tekerlekleri var. Evet, romork arkadan... gibi düşün. Ha, romork. Ha. Ön tarafı fermuarlı, böyle brandası da var. Evet. Yani yağışlı günler için. Onlarda ondan da turing yapılabiliyor, evet. Ama bizim dükkanımızda yok herhalde. Bizim dükkanımızda yok. Aynen. Merhaba arkadaşlar. Ufaklığı bisiklete alıştırmak istiyorsanız ve kolların arasında güvenli bir bisiklet sürüşü yapmak istiyorsanız bu ürünü doğru seçip 9 ile 15 kilo arasında çocuğunuz varsa bisikletinizin teknik özelliğine de göre değişen alın borusuna böyle bir parça takıyorsunuz ve çocuğunuzu bisiklet sürerken kollarınızın arasında güvenli bir şekilde sürüş yapmasını sağlıyorsunuz. Bu öndeki de opsiyonel. İsterseniz bunsuz da alabiliyorsunuz. Ama çok rüzgarlı bir ortamda bindiğiniz zaman da rüzgarlığa ihtiyacı oluyor. Bunun fiyatı 73 dolardan başlıyor. Kaç tane seçeneği var? Evet, çocuğunuzun güvenliği için de ön tarafta bir emniyet kemeri var. Ayaklarını, kollarınızı rahatsız etmemesi için de burada bir ayak ayarlayıcı var.
ayaklarının boyuna göre aşağı yukarı ayarlayıp ayaklarını, çocuğunuzun ayaklarını emniyetli bir şekilde burada tutmaya sağlıyorsunuz. Tabi arabada olduğu gibi burada da bir emniyet kemeri var. Sizin iki parmağınızla basıp çıkartabileceğiniz bir emniyet kemeri. Bu şekilde güvenli bir sürüş yapabilirsiniz. Kullanırken en önemlisi bisikletinizin alım borusuna takılacağınız noktanın doğru monte edilmesi. Bu da iyi bir teknik servisin işi. Kritik nokta burası. Bu montajdan sonra da sizin yapmanız gereken tek şey emniyet kemerini ayarlamak. Güvenli, bol, eğlenceli sürüşler dilerim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Arkadaşlar günlük kullanımda çok eğlenceli bir ekipman aslında. Eleman da arkada çok güzel eğleniyor. Tabii ama bisikleti kullanırken birazcık daha dikkatli olmak lazım. Kesinlikle. Bence yolcu taşıyan bisikletli önde, anne arkada ya da bir arkadaşınız arkada olursa tabii, arkadan tabii gelen araçlarda daha doğru olur. Lazım. Tabii. Evet. Güzel bir ekipman. Güzel bir dükkan. Gelip uğrayın. Gelip ekipmanları mutlaka inceleyin. Ben bu kadar ucuz olduğunu hiç tahmin etmiyordum ama güzel de bir fiyatı var. Bence çocuğunuzla iyi bir zaman geçirmek için değerli bir yakın. Değerli. Çok teşekkür ederim dostum. Ne demek? Şimdiden sana afiyet olsun. Geldim dükkanı ele geçirdim. Adam arada karnım acıktı bir gideyim yemek yiyeyim diye ama bak mikrofonu çıkarmaya bile başladı. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.